Bana bir şey yapmak ister misin? Hayır. ben öyle bir şey demek istemedim yani. İstemem yani. Senin için sakıncası yok mu? Senin için var mı? Bak yanlış anladın yani. bu senin ne istediğine bağlı. Şimdi biz tam olarak neden bahsediyoruz? İkinci kural ne? Lider yok. Sence bunun anlamı ne? Anlamı canımız ne istiyorsa onu yapmakta tamamen özgür olduğumuz. Hadi canım, olamaz. Ne istiyorsun? Abi bilmiyorum gerçekten. Gerçekten hiç bilmiyorum. Yani zaten bunları tahmin etmem bile mümkün değil. Yani lütfen sen söyle. Sadece söyle. Bilmiyor musun? Yoksa cevap vermeye mi korkuyorsun? Hayır. Dilek odasına gidelim mi? Nereye dedin? Dilek odası neymiş böyle? Bir tahmin et. Tahminime göre içinde bir dilek dilediğin ve gerçekleştiği odadır, ne bileyim. Tembelliğinde stajı yapılabiliyor ha. Merhaba Kyle. Nasılsın? Ateş edenin kimliğini belirleme çalışmaları için. Tam arkandayım. Cil, hadi okula gidiyoruz. Görüşürüz. Hadi. Hoşça kal. Hafta sonu ne yapıyorsun? Yok artık. Yok artık. Yok artık. Hayır. Yok artık canım. Chad. Bana şaka yaptığını söyle. Bu berbat bir durum. Kyle, sen misin? Evet, benim. Seni eşin lobide bekliyormuş. Acil durum dediler. Öyle mi? Teşekkür ederim. Merhaba, affedersiniz. Ben yani, eşim burada mı? Adım Kyle Madison. Eşimin adı Mary. Ben durumun acil olduğunu söylediler. Ne yapıyorsun? Dur, tamam, ne oluyor? Sakin ol. Tanrım, nasıl yani? Zack? Kyle? Sen... Gel buraya dostum. Ne yapıyorsun? Özlemişim. Nasılsın? Şuna bak, aynı surat. Vay canına, zamanlaman çok tuhaf. Yani karım buradaymış ve acil bir durum varmış. Durum varmış. Peki. Tamam. Pekala, tamam. Hadi okula astık varsa çıkalım da. Tanrım, olamaz yani. Acaba benim odamda 10-15 dakika kadar bekleyebilir misin rica etsem? Elbette ki. Tamam, gel hadi gel. Tamam, hadi. Anlatsana, sana neler oldu böyle? Bilirsin ben takıldım. Yani resmen ortalıktan kayboldun dostum. Evet, beni bilirsin. Okul ve ben bir türlü uyuşamadık. Evet ama bak, sen de işe yaramış gibi. Peki buraya niye döndün böyle? Seni kurtarmaya geldim. Harika. Neden kurtarmaya? Zombilerden. Yani şuraya bir baksana. Nesi varmış? Ofis işte yani bilirsin. Evet biliyorum ama yani bu ofis tam olarak ne iş için kullanılıyor mesela? Burası bir banka. Bir banka? Bankacısın. Hayır değilim. Ben sosyal medya koordinatörüyüm. Peki. Aslında bu bir tür yaratıcı bir meslek. Yani farklı kimliklerle sosyal medyada yazı yazıyorum. Bu kadar. Yani başka biri gibi neredeyse yani tamam, örneğin şu ara ipotekle ilgili bir Twitter kampanyası yapıyoruz işte böyle. Yani görünüşe göre ekonomik koşullar yüzünden 80 kuşağının bununla ilgilenmesi çok zor. Çünkü paraları yok ve benim görevim de onlara bunu farklı açılarla sunmayı başarmak. Yani işte bilirsin. Hey. Manifesto duruyor mu? Ne dedin? Manifesto tabii, bana attığını söyleme. Aman tanrım, bunu hatırladığına inanamıyorum. Nasıl? Bak yaşadığım sürece o manifestoya asla... Hey, cumartesi nasıl? Tanrım, sanırım cumartesi günü burada olmam gerekiyor. Hayır, yanıldın, benimle geliyorsun. Çok isterdim. Sen ne yapıyorsun? Biz ne yapıyoruz? Peki, biz ne yapıyoruz? Peki bu ne demek yani? Peki bu sabah şehre geldim. Tamam. İstediğim, nasıl desem yani, denemek istediğim çok hoş bir şey var. Ve sonra dedim ki aman tanrım, Kyle burada. Kyle'ı özledim. Kyle'a ihtiyacım var. Ve sanırım seni de dahil edebilirim. Bu harika olacak. Yani biz ne yapacağız? Biz bir tür deneyim yaşayacağız. Hayır. Pekala. Peki nasıl bir deneyim bu? Nasıl bir deneyim istersin? Vay canına, tamam. Evet. Peki sence bu deneyim toplamda ne kadar vaktimizi alacak? Ne kadar gerekiyorsa tabii ki. Nasıl? Yani nasıl, anlamadım ama biraz daha açık konuşabilir misin rica etsem dostum? Konuşamam. Sen gelmeyi kabul edene kadar da konuşmayacağım. Bak Zack. Seni özlemişim. Asıl ben özlemişim. Neden önceden arayıp bana şehre geleceğini falan haber vermedin acaba? Kyle, gerçekten bunu birlikte yapmalıyız. Diyelim ki bu bir tür seminer olsun. Motivasyon semineri gibi mi yani? Evet. Bir dakika. Sosyal medya, ben Kyle. Merhaba Chad. Görmeni istediğim evrak. Evet. Tamam. Benimle geliyorsun. Toplam $100. Sana borç veririm. Kredi kartım yok tabii. Ben böyle yap, bak para hiç önemli değil, tamam mı? Ben sadece... Hey Kyle, hadi gel. Pekala, pazar gecesi bir şeyler içeriz. Telefon numaran neydi acaba? Telefonum yok. Telefonun yok. Telefonum nasıl... yok. Ne dedi? Telefonum yok. Kyle! Pekala, otur tamam mı? Ve ben birazdan... Tamam. Birazdan hemen geliyorum. Bir yere ayrılma. Tamam. Tamam mı? Ne oldu Chad? Beni mi çağırdın? Biraz bekle. Yok artık. Yok canım, daha neler. Chad. Kesin benimle dalga geçiyorsun. Pekala, sonra yine gelirim. Olamaz. Hadi canım. Yok artık. Gerçekten mi? Yeniden Doğuş. Size biraz ondan bahsedeyim. Yeniden Doğuş bu bir tür uyanış hali. Kısaca kendini keşfetmek, dirilmek. Hepimiz aynı rutin hayatı yaşıyoruz. Yeniden Doğuş size kendi hayatınızı sunuyor. Keyifli, hızlı, yani deli dolu, çılgınca, harika. Herkes Everest'e tırmanmanın coşkusundan bahseder. Bence yeniden doğuş varken Everest'e gerek yok. Bunları yapmayı asla hayal edemezdim. Ama yeniden doğuşla değiştim. Şimdi erkeklerle çok daha rahatım. İlk tecrübemde yanımda biri yoktu. Tek başımaydım ve tabii çok gergindim. Kabuğuma çekilmiş gibiydim. Ve sonunda kendimi çok daha güvende hissetmeye başladım. Ve ben hayatımın en güçlü tecrübelerinden birini yaşadım diyebilirim. Hey! Merhaba. Yatağa gelsene. Tamam, birazdan geliyorum. Ne yapıyorsun? Sadece şu eski şeylere, şunlara bakıyordum. Tahmin et bugün ofiste beni kim ziyarete geldi? Zack. Hangi Zack? Hani Zack vardı ya canım, okuldan olan işte. O çocuk okulda öğrenci miydi? Evet, tabii öyleydi. Çok çılgındı. Evet öyleydi. Ne istiyor? Hiçbir şey yani, sadece gelip bir hal hatır sormak istemiş, o kadar yani. Pekala. Tatlım. Hey. Hep istediğin şu kız kıza tatil vardı ya hani. Affedersin, herkes nereye gitti acaba? Pardon. Pardon. Merhaba tatlım benim. Dinle, bence haklıydın. Bu şey biraz saçma yani. Düşünüyorum da belki Cil'i alıp ondan sonra da bu... Dur. Arayacağım seni, tamam mı? Seni seviyorum hayatım. Görüşürüz. Merhaba. Merhaba. Kimse var mı acaba? Teşekkür ederim. En iyi sonuç için size bir gece önceden otele yerleşmenizi öneririz. Kafanız endişeden uzak olmalı. Oda nemini %85'e getirin. Giysilerinizi çıkartın. Gevşeyin. Sizi bu noktaya getiren olayları gözünüzde canlandırın. Nefes alın. Alarmınızı otobüsün kalkmasından birkaç saat önceye kurun. Videoda önceden gösterilen hareketlerin hepsini uygulayın. Nefes al. Şu an niyetinizi yolculuğa odaklamış durumdasınız. Ve hazırsınız. Nefes al. Hadi. Ah, teşekkür ederim. Merhaba. Ben... Özür dilerim. Ah. Özür dilerim. Merhaba. Ah, tabii. Ah. Hey, baksana. Sen de mi yeniden doğuş için buradasın acaba? Ve ben yani... Şu ipuçlarını... Biraz önce buldum da yani odada hoşuma gitti aslında. Dur bekle. Lütfen dur. Derine baktıkça iyi görürsün. Hadi. Tamam. Kazandın mı? Bence sen bu yolculuğa hazır değilsin. Olur. Hep böyle kolay mı pes edersin? Hayır, etmem ama olmaz dedin. Hey, dur, dur bak ben de binebilir miyim? Lütfen. Bayım, binebilir miyim? İyi, biniyorum o zaman. Ne için? Neden? Tamam, oldu mu? Yanı boşsa oturabilir miyim? Zack nerede? Zack West'te, Sekir West'te. Arkadaşım. Pekala. Nasılsın? Pardon, affedersin. Acaba buraya oturabilir miyim? Boş yer yok da. Bu senin mi? Ben şuraya geçeyim. Tamam. Sığdım bile. Sağ ol. Bu gerçekten tuhaf. Camlar neden örtülü böyle? Formlarını dolduranlar yukarı kaldırsın. Herkes bitirdi mi? Lütfen cep telefonlarınızı bırakın. Önümüzdeki 2 gün boyunca insanlarla sadece yüz yüze iletişim kurmanız mümkün olacak. Bazılarınız bunu çok rahatsız edici bulabilir. Merak etmeyin. Hafta sonundan sonra sıkıcı hayatlarınıza tekrar döneceksiniz. Sizi ahlakınıza aykırı davranmaya zorlamayacağız. Ve gitmekte daima özgürsünüz. İçinizde otobüsü sağa çekip polis çağırmamı isteyen var mı? Yeniden doğuş herkese uygun değildir. Zombi dünyanıza hemen şimdi dönebilirsiniz. Yerinizi bilen yok. Ve kimse hakkınızda kötü düşünmeyecek. Çıkmak isteyen var mı? Güzel. Şimdi maskelerinizi takın. Yok artık. Önünüzdeki kişiden çekin. Konuşmayın. Şimdi maskeleri çıkarabilirsiniz. Yeniden doğuşa hoş geldiniz. Ha, bu çok hoş. Ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Gerçeği söyle kardeşim. Evet. Hadi söyle. Pekala, hadi. Tamam. Evet, öyleyse. Evet, söyle hadi. Hadi söyle. Eve hoş geldiniz. Koduğumun evine hoş geldiniz diyorum. Evet. 2 gün birlikte olacağız. Sonra tekrar o boktan hayatlara geri dönmek zorundayız. Evet. 2 gün ve 2 kural. İlk kural, en önemli kuralımız. Altın kural, alfa ve omega kuralı. İstediğiniz zaman gidebilirsiniz. Evet, doğru. Evet, doğru söylüyorsun. Evet. İkinci kural neydi? Evet. Evet, Lider yok. Evet. Üçüncü kural neydi? Açık verme. Yeniden doğuşu kimseye tarif edemezsiniz. Kıçlarını kaldırıp gelmeleri gerekir. Evet. Son kural, platin kural. Tüm kuralları bastıran kural nedir peki? Seyirci kalmak yok. İlk kez yeniden doğuşa katıldığımda şunu düşündüm. Ben önemli biriydim. Yani 3 koca evim var. 2 okyanusta teknelerim var. 4 yıldır tuzum kuru. Yeniden doğuş mu? Buna ne gerek var ki ha? Doğru. Evet. Sonra anladım. Buraya gelmeden önceki adam işe yaramaz boktan herifin tekiymiş. Dışarıda zombilerin dünyasına ait görünebilirsiniz. Doğru. Burada zombi olmak zorunda değilsiniz. Burada içinizdeki o zombiyi öldürebilirsiniz. Burada onu bağladıktan sonra ağzını havluyla tıkıp susturarak yumruklayabilirsiniz. Ve onu bir arabaya tıkıp çölün ortasına bırakabilirsiniz. Peki bugün burada tam olarak kaç bebeğimiz var? Çömezler, yeni gelenler, el kaldırın görelim. Pekala, bizi korkunç tanımış olabilirsiniz. Kim korkutuldu? Sen. Yeniden doğuşun nesi korkutucu? Hiçbir şey. Bu konuda tartışamam. Pekala o zaman. Sen koca adam. Hadi söyle. Hiçbir şey. Aa, yok artık. Aa, bu olamaz. Gerçekten de az önce yapılan esprinin aynını mı yaptın? En önemli kuralımız var. Ne demiştik peki? Aa, istediğinizde çıkabilirsiniz. Evet, değil mi? Seyirci kalmak yok. Neden böyle diyoruz? Evet, hey merhaba, orada kimse var mı? Çünkü seyirciler yargılar. Değil mi? Oturur ve hiç risk almazlar. Yalnızca eleştirip dururlar. Değil mi? Ha? Tıpkı şu internette başarılı insanlara çamur atanlar gibi. Tabii. Bu arada nerelisin? Ben Minnesota'lıyım, evet. Oh. Demek Minnesota. 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 Çilekeşlerin diyarı. Sağduyulu insanların diyarı. Bence Bay Minnesota bizim için fazla iyi. Bizden daha mı iyisin yoksa? Hayır. Seni duyamadık. İsmin nedir? Kyle. Bizden daha mı iyisin Kyle? Hayır. Öyle sanıyorsun. Nereden mi biliyorum? Buradan içeriye girdiğinde herkes dans ediyor, eğlencesine bakıyordu. Ama sen ne kadar aptalca dedin. Sadece ezikler böyle düşünür. Nereden mi biliyorum? Çünkü ben de ilk seferinde çok korkmuştum. Seni rahat bırakıyorum Kyle. Kyle'a bir moral tezahüratına ne dersiniz? Bu doğru. Yeniden doğuşun hangi kapıları açtığını anladığımda korkudan ödüm patladı. En çok kimler korkar? Zombiler. Evet, zombiler. Bunu bir tarikat sanıyorlar. Hale bak, bu bir tarikat mı? Hayır, hayır değil. Söyleyin, tarikat değil. Tarikat değil. Tekrarla. Tarikat değil. 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 Bence gitmelisin. Tarikat değil. Tarikat değil. Tarikatlar sana dedim sormaz. Ki bence gitmelisin. Tarikatlar cevap verir. Biz ne dedin? Bana mı söyledin? Her şey. Ben sadece tarikattan yani... çıkamazsınız. Bu odaya ait değilsin. Kadar kullanabiliriz. Sonra ayrılmamız gerek. Ciddi kimse misin? Size adam yani... bulun demiyor. Bu yeniden sözleri yüzünden. Yani uzun. Bak pek ben beni örnek gösterdiğine eminim. Bunu bir sır olarak ben saklamanız gerekiyor. Yok. Gitmen gerek. Sizi önemseyen insanlar olduğunu sanıyorsunuz. Gerçekten gitmemi mi istiyorsun? Yani... Yeni konuğumuzu çağırmadan önce birkaç bir şey söyleyeceğim. Peki. Ya da boş verin. Onu tanıyorsunuz. Lütfen Jesse'ye sıcak bir merhaba diyelim. Yanlış bir şey mi yaptım acaba? Beni arkadaşım Zack getirdi. Ne yapmam gerektiğini hiç bilmiyorum. Ve burada olup olmadığına bakabilir miyim lütfen? Ya da... Bunu neden yapıyorsun? Neyi neden yapıyorum? Niye beni çıkarttın içeriden? Seni ben çıkartmadım. Sen ciddi misin? Bana dedin ki bence gitmelisin dedin yani. Hadi ama orada beni dışarı çıkartan sen değilmişsin gibi konuşuyorsun. Yani sence... Geri mi gitmem gerek? Neden gitmeni isteyeyim? Dedin ki aykırıymışım. Yani bilmiyorum yeterince iyi miyim değil miyim ama... Aslına bakarsan senin kim olduğun daha önemli. Görevli falan mısın sen ya? Neden aykırı olmayı kötü bir şey sanıyorsun? Asıl mesele bu değil mi? Neyin meselesi? Bu yani bu. Hangi mesele? Peki. Tamam. Yani böyle mi yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Ha, yani her şey bir tür egzersiz filan mı acaba? Hangi her şey? Hiç durmayacaksın değil mi? Yani pekala. Öyleyse ben şu şeye geri döneyim en iyisi. Hangi şeye? Yani deminki şeye işte seminere yani dans partisi yani burada olma sebebime işte ne bileyim. Pekala tamam. Ben gidiyorum. Yani bu yüzden buradasın. Aslında bilemiyorum. Başka şeyler de var mı acaba? Başka şeyler olmasını ister misin? Bilmiyorum yapacak başka ne var? Sen ne yapmak istersin? Ben daha önce böyle bir şeye hiç katılmadım. Sen söyle. Neden bana asıl soruyu sormuyorsun? Pekala hangi soruymuş o acaba? Neden bir tek seni çıkarttım? Peki neden bir tek beni çıkarttın? Neden çıkarttığımı sanıyorsun? Çünkü ben yeniyim ve bana bir şey yapmak istiyorsunuz. Bana bir şey yapmak ister misin? Hayır. Ben öyle bir şey demek istemedim yani. İstemem yani ne. Senin için sakıncası yok mu? Senin için var mı? Bak yanlış anladın yani bu senin ne istediğine bağlı. Şimdi biz tam olarak neden bahsediyoruz? İkinci kural ne? Lider yok. Sence bunun anlamı ne? Anlamı canımız ne istiyorsa onu yapmakta tamamen özgür olduğumuz. Hadi canım olamaz. Ne istiyorsun? Abi bilmiyorum gerçekten. Gerçekten hiç bilmiyorum. Yani zaten bunları tahmin etmem bile mümkün değil. Yani lütfen sen söyle. Sadece söyle. Bilmiyor musun? Yoksa cevap vermeye mi korkuyorsun? Hayır. Ay. Dilek odasına gidelim mi? Nereye dedin? Dilek odası ne neymiş böyle? Bir tahmin et. Tahminime göre içinde bir dilek dilediğin ve gerçekleştiği odadır, ne bileyim. Gitmek istediğin oda böyle bir yer mi? Yani ki kim istemez ki bunu, öyle değil mi? Bilmiyorum. Kim istemez? Şimdi sen bana eğer sana dilek odasına gidelim dersem beni oraya götüreceğini mi söylüyorsun? Doğru mu bu? Peki söyle, sence yöntemi bu mu? İyi, götür beni oraya. Gevşe. Detendez-vous. Uzaklara yelken açtım. Nefes al. Nefes al. Respire. Uzaklara yelken açtım. Détendez-vous. Kendini okyanusun gücüne bırak. Nefes al. Odan... No. Hey! Ah! Kimse var mı? Herkes nereye gitti? Sessiz ol. Her şey mi? Ha? Zorunda mı? Oh. Aa, merhaba. Özür dilerim ha. Hayır hayır. İçeri gel. Lütfen. Aa, hayır ben şey sadece... Hoş geldin. Katıl bize. Tamam ama ben burada yeniyim. Yani biraz sadece büyük odayı arıyordum. Burası da epey büyük sayılır. Lütfen otur. Peki. Peki tamam. Özür dilerim. Tamam. Herkese merhaba. Özür dilerim. Affedersiniz. Adın ne? Aa, Kyle. Kyle. Ben de Eyre. Merhaba. Ah, sanki geleceğini biliyordum. Sen de hissettin mi? Aa, Bize katıldığın için mutluyuz. Aramıza katıl. Ah, teşekkür ederim. Ben de sevindim. Teşekkür ederim. Hadi o zaman gevşeyin. Gözler kapansın. Gevşe. Nefes al. Nefes al. Diğerinin varlığını hisset. Odada başka bir şey daha var. Herkes farkında mı? Süzülüyor. Sakin. Orada. Kyle'ın üzerinde dolaşıyor. Bu bembeyaz bir ışık dalgası. İçinize çekin. Bir terslik var. Bir terslik var. Sanki içime girdi. Canım yanıyor. Şimdi bana dokunuyor. Aman Tanrım. Bunu hanginiz getirdi? İyi misin? Sakin ol. Üzgünüm. Sorun değil. Ne oldu? Bağlantıyı yitirdim. Özür dilerim. Çok uğraştım. Üzülme, tartışalım. Ne zaman koptu? Galiba cevabı biliyorum. Söyleyeyim mi? Bu hıyar içeri daldıktan sonra mıydı? Hadi ama tamam, sakin ol, sakin ol. Geçti, tamam mı? Gel hadi, gel. İşte böyle, tamam. Üzgünüm, tamam, geçti, önemli değil. Dilerim. Gel hadi. Geçti, hadi otur biraz, tamam mı? Geç biraz. Bak ben çok üzgünüm. Dur bakalım, tamam, dur, sorun yok. Sen iyisin değil mi? Gördün mü? Tamam, kimseye bir şey olmadı. Tamam mı? Sorun yok, sakiniz. Güzel. Pekala. Affedersin. Yeniden deneyelim. Evet. Kyle, sen dener misin? Aa, ben şu anda ne yaptığınızı bilmiyorum. Korkma, ısırmıyoruz. Ayağa kalk. Hadi kalk ayağa. Üzgünüm. Oldu işte. İşte oldu. İyi misin? Evet. Peki. Evet, iyiyim. Tamam. Peki. Hadi. Peki. Tamam. Üzgünüm. Başla. Ne yapmam gerekiyor? Sadece başla. Bizi sen yönet. Pekala ben... Affedersiniz, burada olmamalıydım yani. Demek şu an burada olmamalıydın. Evet, aynen öyle. Ben aslında biriyle birlikteydim. Ama konuşmanın sonunu kaçırdım ve galiba ben... Ya, yeni başladığım için. Yani ben... Bu grubun seviyesi yüksek, değil mi? Vay canına. Şu yüksek seviyeli grup nerede bakalım? Kulağa havalı geliyor. Ne öğretiyorlar bu grupta? Duvarda yürümeyi mi? Evet. Ben gideyim mi? Bana mı sordun? Bu bir tür egzersiz değil mi? Bu bir egzersiz mi dedin? Hayır. Hayır. Bu gerçeklik. Burada olup olmayacağını bana sorma. Ben seni tanımıyorum ki. Pekala. Ben özür dilerim. Hey, dur biraz. Rahatla. Gel. Dur biraz. Bir şeyi anlamanı istiyorum. Tamam mı? Burada olman gerekiyor Kyle. Lütfen. Burada bizimle kal. Burada olmalısın. Tamam mı? Peki. Tamam. Otur bakalım. Hadi. Hadi otur. Sorun yok. Hadi oldu işte. Özür dilerim. Tamam mı? Affedersin. Önemli değil. Tamam. Önemli değil. Ne oldu? Acıdı mı? Bu neydi? Ya merak etme, bu egzersizdi. Biri sana vurunca tepki vermez misin? Lanet olsun, insanlara bu şekilde vuramazsın ki. Neden? Evet, egosu tavana vuran biri daha mı? Gitmekte özgürsün. Ne dersin Spielberg? Egzersiz yapalım mı? Çıkarın beni! Senin derdin ne be manyak herif? Sen gelene kadar gayet iyiydik değil mi? Buna gerek bile yok. Neye gerek yok? Buna gerek yok. Yaptığın boktan safsataya gerek yok. Sen hiçbir şey dinlemez misin? Burada öğretmen falan yok. Bak sana vurmayacağım, tamam mı? Ne dedin? Neden bana vurmanı isteyeyim ki? Babacığın da mı sana böyle davranıyordu? Açın! Ne oldu? Kimse yok mu? Belki de burada olman gerekiyordur. Neden Eyre'ın yanına oturup melek zırvalıklarını biraz daha dinlemiyorsun? Çok güzelmiş. Bu zorbalık sizce doğal mı yani? Burada bilincin hata olduğunu görüyorlar. İlk günden dersi kırmayı değil. Her ne haltsa işte. Aman tanrım, ne yapıyorsun? Sahiden boktan yaşıyorsun. Neredeyse üzüleceğim. Karın güzel. İlk tercihi miydin? Vay canına. Baksana polo yaka. Bunlar canlı mı? Bu nasıl olur? Baksanıza, ev kredimi nihayet alabiliyorum. Hashtag ev sahibi. Hashtag hashtag yaşasın. Vay canına. 80 bin dolarlık bursun boşa gitmediğini görmek güzel doğrusu. Sen bunları nereden buldun? Telefonum mu? Teknik açıdan hafta sonu boyunca bu bizim. Geri ver şunu. Aslında bu bir telefon değil. Bu bir hapishane anahtarı. Aman tanrım, hayır. Vay canına, gördünüz mü? Nasıl da dikleniyor, işte bundan bahsediyordum. Telefonumu çaldın be! Bunu bilerek yabancılara sen verdin, sen istedin. Bütün hayatım bu telefonda kayıtlı. Kızının fotoğrafları, karın. Lanet olsun. Evinin konumu, dostlarının ev adresleri... Posta kutunda bütün banka ve güvenlik şifrelerin kayıtlı ve erişilebiliyor. Çok aptalca. İnsan şuna şifre koyar. Senin... Hey dur biraz. Sorun yok. Dostum, sorun yok. Ben de senin gibiyim. Senin gibiyiz. Değil mi? Bu... Gerçeklik bu değil. İçindekiler gerçek değil. Gerçek olan bu. Buysa sadece silikon ve hava. Çıkart beni buradan. Hadi bitti. Barışalım. Gitmem gerekiyor, hem de derhal. Hiç dinlemez misin? İstediğin an gidebilirsin. Kapı burada. Namaste. Pekala, giysilerinizi çıkarın. Lanet olsun! İyi misin? Affedersiniz, buradan nasıl çıkacağım ben? Sen iyi misin? Solgun gibisin. Hey! Biraz bekle, iyi olduğuna emin misin? Lütfen bana bu zindandan çıkışı gösterir misin? Sanırım bu tarafta. Bu arada benim adım Tad. Kyle'sın değil mi? Nereden biliyorsun? Sen Rey'in konuştuğu kişisin, değil mi? Bu konuda kendini kötü hissetme. İlk seferinde hep birileriyle uğraşır. Üzerinde durma sakın. Rahat ol. Lütfen bana çıkışı göster. Tamam. Tamam. Peki. Bu taraftan. Bir şey diyebilir miyim Kyle? Tabii izin verirsen. Nefes al. Alıyorum. Hayır. Yani gerçekten nefes al. Önce gevşe ve rahatça... Nefes al. Nefes mi? Ne nefesi? Adam önce bana yumruk attı, sonra sandalye fırlattı ve sonra telefonumu çaldı. Vay canına. Peki neden yaptı sence? Ne bileyim, umurumda değil. Nereden geldiğini biliyorum dostum. Yeniden doğuş zorludur. İlk 3 denememde canıma okundu. Geri dönmem 4 yılımı aldı. O 4 yılda her şeyim gitti. İşim, param, evim... 2 kızım da bana küstü. Çünkü yeniden doğuşun sunduğu şeylerle yüzleşemiyordum. Umrumda değil. Peki şunu diyebilir miyim? Yeniden doğuşun bütün hedefi temelde ihtiyacını keşfetmek. İstediğini değil, istediğin şey her zaman seni mutlu etmez. Bunların hiçbirine ihtiyacım yok benim. Anlıyorum ama girdiğin oda sana zor geliyorsa onu terk edebilirsin. Yapman gereken şey bu. Yani herkesin ihtiyacı farklı, odalar da farklı. Daha fazla kapı denemen gerekiyor. Telefonumu çaldı. Hepsi odada kaldı. Her şey odada kalır. Bana şu çıkışı göstersene. Nerede olduğunu biliyorum. Şunu söyleyeyim, daha kötüsünü hiç bulamazsın. Tabii istemezsen, sakıncası yok. Şu otobüs dışarıda mı? Hala buradasın. Dahası var. Televizyon izlemekten daha ilginç. Sakın Zeki'yi unutma. Tanıyor musun? Tabii ki tanıyorum. Zeki severim. Yani Zack burada mı? Sanırım bunu söyleyemem. Ne demek ya? Cevap çok basit. Ya buradadır ya da değildir. Evet ya da hayır. Hayır ama burada olmasına hayır değil. Hayır çünkü... Açık vermemem gerekiyor. Anla işte. Lanet olsun. Peki bak, lütfen dur dinle biraz dur. Henüz onu bulmaman gerekiyor. Ve buradaysa teoride bulursun. Belki. Artık susmam gerekiyor. Şu an ne söylediğin hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Pekala. Benden duyma ama burada hiç lider yok dostum. Zack de tıpkı herkes gibi yeniden doğuşunu yaşıyor. Ben, sen ve diğerleri gibi. Ve onu bulman gerektiğinde... Seni seveceğim bir odaya götüreyim. Tamam mı? Açık verebilirim. Buna bayılacaksın. Erkek erkeğe, kamera yok, pislik yok. Buna bayılacaksın. Merhaba arkadaşlar. Bu Kyle. Zeki'nin iyi arkadaşı. Merhaba Kyle. Zeki çok severim. Hoş geldin Kyle. Ben Gabriel. Gabe diyebilirsin. Gel, katıl bize. Bu Kyle'ın ilk tecrübesi. O yüzden biraz gergin. Koşulsuz sevgi onu rahatlatır. Kapıyı açık bırak. Nasıl rahat edersen. Yine biri canımı sıkarsa polisi arayacağım. Tamam. Hoş geldin. Merhaba. Tamam, gerek yok, tamam. Tamam. Kyle, bu bir dürüstlük çemberi. Hepimiz aklımızdan ne geçiyorsa söylüyoruz şu anda. Pekala. Kyle, sen şu an gerçekten çok gergin görünüyorsun. Evet, evet. Çünkü öyle, evet. Sorun değil, rahat ol. Şimdi bize ne düşündüğünü söyle ama dürüst ol. Pekala. Bana kalırsa bu yeniden doğuş meselesi bütünüyle rezalet. Ben de tıpkı böyle hissetmiştim. Evet. Seni çok iyi anlıyorum. Tamam, sağ ol. Bizimle paylaşmak istediğin şeyler var mı? Hayır, hayır. Her şey yolunda, sorun yok. Hayır, hiçbir sıkıntı yok. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sorun yok. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben senin dürüst olduğunu düşünmüyorum. Ben de öyle düşünmüyorum. İyi de yani ne yapayım? Tek arzumuz dürüstlük. Şimdi olumsuz bir şey söylemek istiyorsan sadece açık konuş. Pekala. Bence tüm bunlar birer deli saçması. Bence hepiniz birer kıçı kalkık salaksınız ve kendinizi bir halt sanıyorsunuz. Çünkü bilmiyorum, biri yüzünüze vurduğunda hazmedecek kadar açık fikirli misiniz acaba? Ve çok kızgınım çünkü kızımla geçirebileceğim çok güzel bir günü boşuna ziyan ettim. Arkadaşım sandığım biri tarafından resmen kandırılmış durumdayım şu anda, resmen. Ve ayrıca bu nedir bilmiyorum. Ama siz manyaklar şu anda kimliğimi çalsanız hiç şaşırmam. Çünkü hepiniz manyaksınız. Eve gitmek istiyorum. Yeterince dürüst müydüm Gabe? Şu an kendimi Kyle'ın duygularıyla çok güçlü bir bağlantı kurmuş gibi hissediyorum. Ben de. Kyle'la bağ kurmanı ne sağlıyor? Sanırım onun dürüstlüğü, ayrıca ahidet yoksunluğu duyması, çünkü ben de böyle hissetmiştim. Evet. Ve birinin gelip buradaki saçmalıkları dile getirebilmesi beni mutlu etti. Kyle, bunu nasıl buldun? İyi yani. Sanki içinde çok fazla öfke var ama sanki bir yandan yaşamda dolusun ve bilmiyorum, coşkulusun. Ve ben bundan oldukça çok etkilendim. Ben de. Aslında hissettiğim şey şu: erkek enerjisinin çekici kokusu ve burada bunu hiç hissetmemiştim. Tuhaf bir şey söyleyebilir miyim? Sadece ana odaklan. Ben sık sık bu tip oluşumlara katılırım ve burada olmak isteyen çok erkek tanıdım. Ama burada olması gereken hiçbir erkek tanımadım şimdiye dek. Ve muhtemelen yeni birine söylememem gerek ama sanki söylememeliyim. Hayır, sadece doğruyu söyle. Kyle'a baktığımda gördüğüm şey iri, kızgın, sert bir penis. Bu penis seni ürkütüyor mu? Peki sana ne hissettiriyor? Mutlu. Meraklı. Peki. Azgın. Kyle, bunu duymak nasıl bir his? Ne bileyim yani... iyi. Evet, bu yani bu güzel. Evet, evet, teşekkür ederim. Hepsi evet. Bu mu? Ve ben bilmiyorum. Bu kadınların senin için söyledikleri şeyler utanmana yol açtı mı? Hı? Ya hayır ya. Aslında hiç bilmiyorum, hiç bilmiyorum. Güzel, iyi. Böyle kal. Peki ya sen Betty? Kyle için ne düşünüyorsun şu an? Baştan çıkmaya başladım. Ben itiraf etmeliyim ki şu anda bu odanın içinde inanılmaz kendiliğinden oluşan bir çekim var. Sanki hepimiz aynı coşkun dalga boyunun içindeyiz ve zincirlerimizi kopartıp çok çılgınca şeyler yapmak üzereyiz, öyle değil mi? Birinin ilk adımı atmasını beklediğini hissediyor musun? Biraz. Atamam, hayır. Peki, Kyle konusunda emin olmalıyım. Kyle. Kyle, ne hissediyorsun? Güvende misin? Evet. Biliyor musun? Bu bana cevaptan çok soru gibi geldi. Hala gitmek istiyor musun? Hı? Kyle, bu odada ne olmasını istersin? Bilmiyorum. Emin değilim. Betty, Kyle'ın sana ne yapmasını istersin? Benimle sevişmesini isterim. Hakikaten mi? Kyle, bunu yapmak ister misin? Ben bu nedir ki? Kim bu? Ya durun bir dakika, siz de duymuyor musunuz? Bu normal mi? Yoksa oyunun parçası mı? Neden bu adamdan kendini sorumlu hissediyorsun? Dur, tamam dur. Yeter lütfen. Kim bu bağıran? Sence adamın ihtiyacı seninkinden üstün mü? Nedir bu Allah aşkına? Tüm bunlar, her şey oyunun bir parçası mı? Aynı yere ikinci kez dönemezsin. Tanrım. Kim var orada? Kimsin? Kimsin? Ne oluyor burada? Ne olduğunu düşünüyorsun? Orada biri var mı? Oradaki kim? Kim olduğunu sanıyorsun? Yeter artık! Ne oldu? Kimse yok. Kyle, lütfen dur, sorun yok. Kapıyı aç! Bak, göründüğü gibi değil. Her an çıkabileceğini biliyor. Dayan, geliyorum. Bekle, Tanrı aşkına, bu gerçek mi? Bak, kapının ardındaki adam çok hassas durumda. Eğer kes şimdi sesini, onu duymak istemiyorum. Tamam, sadece dur. Sana önceki hayatımdan hiç bahsetmedim. Umurumda bile değil. Ben bir uyuşturucu bağımlısıydım. Çocuğum elimden alınmıştı ve sana dahasını da anlatırım ama bunun bir önemi yok. Önemli olan ben artık o eski insan değilim. Ben daha adını bile bilmiyorum. Yeter artık. Hey! Tamam, sana çılgınca geldiğini biliyorum ama buna ihtiyacı var. Aman Tanrım, Zack! Zack! Onunla konuşma. Burada yardıma ihtiyacı var. Ne yaptılar sana? Bir şey yok tatlım. Onunla konuşma. Birazdan yardım... Defol git buradan! Sorun yok tatlım. Kes sesini! Tamam. Seni indireceğim, tamam mı? Lanet olsun, tamam. Tamam. Dayan, tamam, dayan. Tamam. Karnına dokunuyorum. Pantolonuna ne oldu senin dostum? Neye gülüyorsun be? Lanet olsun. Ah lanet olsun. Bu neydi ya? Dikkat et. Kovalardan biri benim tuvaletim. Ah lanet olsun. Gelmenin benim için ne anlama geldiğini anlatamam gerçekten. Giy şunu. Giy şunu. Hadi giy. Giyineyim mi? Evet evet evet. Giyinme zamanı. Hadi. Hadi. Aman tanrım. Bunlar da ne böyle? Seni dağladılar mı? Yeniden doğuş damgalarım. Lanet olsun. Hadi. Hadi. Jesse bana baskın kişilik problemlerimi çözmem için yardım etmeye karar verdi. Yani sosyal statü sorunları bilirsin. Hadi giy şu pantolonu. Giy şu pantolonu. Giy şunu. Yardım istemiyor muydun? Hadi. Hayır, dur bırak. Bırak beni. Bırak. Hayır. Canını yakma. Zack, iyi misin? Jesse nerede? Yanında mı? Söylesene Jesse gelsin. Jesse'yi getir. Jesse'yi getir lütfen. Kim o? Kim? Jesse geliyor tatlım. Dayan tamam. Biraz. Sağ ol Naomi. Lanet olsun. Pekala şunu bil ki polisi aradım ve yola çıktılar bile. Hayır aramadım. Evet aradım. Sandım ki. Ah, tanrım. Kyle. Sakin ol. Sakin. Dur tamam sakin. Neyin var Zack? Yok bir şey. Tamam. İlaçlarım. Seni uyuşturdular mı? Uyuşturucu değil. İlaçlarım. İlaç onlar. Aman tanrım. Jesse'ye zarar verme lütfen. Var, onu uyuşturdunuz mu? Ne zamandan beri onlarlasın Zack? Bilmiyorum. Çünkü çok dolandık. Bilirsin işte. Yani ben... Jesse ile tanıştın mı? Kim bu lanet olası Jesse? Jesse neredeyse gelir. Sorun yok. Çünkü Kyle arkadaşım, en iyi arkadaşım Naomi. Dur bekle. Umarım para... Yani para... Kızdı mı? Bana kızdın mı? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne parası? Ne parası? Ki, para da bir tür araçtır. Yani sorun yok. Dur, onlara paranı mı verdin yani? Hayır. Benim değil, senin paran. Nasıl benim param? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Nasıl yani benim param? Onunla konuşmuyor olman gerek. Nasıl benim param ya? Sadece nasıl para işte. Param? Büyütme. Siz büyütme bu kadar. Bunu neden yaptınız? Aman tanrım. Nasıl benim param? Nasıl benim param Zack? Sana ne yaptım ben? Zekeriya orada mısın? Jesse! Dur. Çekilsene be! Jesse! Kavgaya gelmedim ben. Dur! Zekeriya! Sakin ol. Arkadaşın henüz yeniden doğmadı. Ona anlayış göster. Arkadaşın henüz doğmadı. Olanları anlaması beklenemez. Bayım, ben barışçıl bir mesajın size çok iyi geleceğini düşünüyorum. Beynimi yıkamaya çalışma sakın. Dinlemiyorum. Seni duyamam. Bu da ne böyle? Bu... Kek mi? Neler dönüyor burada ha? Jesse! Hayır, dur. Jesse'yi gördük ve şimdi gidiyoruz. Bırak yardım etsin. Bedeni ne hissediyor? Hissettin mi? Ona izin ver. Vücudundaki her hücre milyonlarca yıl boyunca hayatta kalmak için evrildi. Şu anda hissettiği şey gerçek yaşam. Hissettin mi? Dinleme tamam mı? Onu dinleme. Ayağa kalk. Dinleme onu tamam mı? Dinleme. Kes sesini. Yap şuraya. Arkadaşım bir komaya sıçıp deli gibi yardım çağırdı. Anlamıyor musun? Gerizekalı. Hayır canım yapma. Jesse! Bu iyiydi, gerçekten. Yeniden yapma. Yapsana. Hayır. Yine vur. Lütfen. Kes şunu. Hadi vur bana. Bana yine vur. Kes şunu. Hey! Geri çekil oradan. Geri çekil. Vur bana. Yaparım. Geri çekil. Geri çekil yoksa keserim bunun gırtlağını. Geri çekil diyorum sana. Hadi Zack gidelim. Jesse. Tamam Kyle. Tamam. Seni hala seviyorum. Zack. Şu an patron Kyle. Söylediğini yap. İşte bu. Hissediyor musun? Hissediyorum. Yeter artık. Geri çekilin. Zack gidelim. Hadi. Evet herkes geri çekilsin yoksa bunu öldürürüm. Keserim ha. Çekil kes artık şunu. Uzak dur. Geri çekil. Tamam. Kimsenin canını yakma. Öldür beni patron. Ben hazırım. Bu kadar yeter Jesse. Kes şunu. Sorun çözmeye çalışıyoruz. Çekim yapmayı kes artık. Git. Nereye? İhlal! Zack, ona ne söylediğini bilmeliyim. Onunla konuşma Zack, tamam mı? Konuşma, bana hiçbir şey söylemedi. Anladın mı? Hiçbir şey söylemedi. Sadece buradan çıkıp eve gitmek istiyoruz. Nerede bu lanet çıkış? Bayım, bunlar gerçek değil. Kes sesini, kes sesini! Adınız ne? Adı ne? Kyle Madison. Sanırım bu adam sinir krizi geçiriyor. Hadi canım sen de. Biri doktor çağırabilir mi? Ulan buradan nasıl çıkılır be? Tatlım, çıkış bu tarafta. Her zaman buradayım. Doktor burada. Pekala bayım, lütfen biraz durabilir misin? Tamam, herkes sakin olsun lütfen. Adınız nedir? Adı neymiş? Carl. Hayır Carl. Peki Carl, ben uzman bir psikiyatristim. Seminere geldim. Bana bak, ona ne alt ediyorsa hemen bırakmasını söyle, yoksa bunu keserim. Bırakın gidelim. Sorun değil. Bazılarının beyni yeniden doğuşa hemen uyum göstermez. Yani şimdi nefes al. Sadece seni kafeslemek istiyorlar. Sakın dinleme. Kes sesini. Sanırım Dilek odasına gitti. Evet gitti. Ben götürdüm. Aman tanrım. İşte kapı bu. Kapı burada. Emin misin? Dur bekle. Emin misin? Tamam, çekil. Geri çekil. Kapıyı aç. Sakin ol. Buraya gel ve lanet kapıyı aç hemen Zack! Kilitli. Dinle, eğer adapte olmadan gerçek hayata dönersen büyük bir kırılma anı yaşarsın ve bu... Kapı değil o, duvar. Hayır pencere, aç şunu! Kesin! Herkes çenesini kapatsın ki düşünebileyim biraz! Dur. Hey. Dur. Hey Carl yapma dostum. Carl yapma dostum. Sakın pişman yapma. Olacağın bir şey yapma. Carl. Sakın yapma. Sakın yapma. Hayır. Susun! Sakın kimse kıpırdamasın. Zack. Yürü hadi. Zack! Gidelim! Yürü. Hey! 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 Aman tanrım, fena halde sertleştim. Zack! Yeniden doğuş. Hey millet! Kyle'a yeniden doğuşun aşkını gösterelim. Nasıl buldun? Ha, nasıldı? Sevdin mi? Hey, bazılarınız bilmez. Bazılarınız bilmez ama bu adam... kardeşim gibidir. Ve bilmediğiniz diğer şeydi. İşte bu adam dostum. Başından beri tüm bunların ilham kaynağıdır. Teşekkürler dostum. Teşekkürler. Ha. Biliyor musunuz? Bu hergile ikinci aşamaya rekor sürede geldi. İşte ikinci aşama. Ne dedin? Ne? Evet. İşte. Sen ne yapıyorsun? Duyamadım. Ah hey, tamam sakin ol, tamam. Bak geçti, yeniden doğdun. İşte yeniden doğmayı başardın. Bu adrenalin. Bu sadece kameraya dön. Kameraya dön. Hayır. Kameraya konuş. Kameraya konuş. Aa, hadi kameraya dön. Hayır. Kameraya dön. Hadi kameraya dön. Hadi dön. Hadi. Hey, dur. Sakın. Tamam. Hey. Dokunma bana dedim lan. Dokunma bana. Sakin. Dokunma. Sakin ol. Hey. Hayır. En iyi bölüme geldik. Bitti. Bitti diyorum. Geri gel. Oraya gel. Geri dön. Geri dön. Hey, Kyle'ı geri çağıralım. Hadi. Kyle. Kyle! Hey dur. Kyle gitme hey. Kyle. Hadi dur artık. Hepsi geçti artık. Tamam mı? Bitti. Çekeni, hadi bitti. Bırak gideceğim. Tamam bırak. Tamam bırakıyorum. Tamam. Kyle bak, beni orada kimsenin canı yanmayacaktı. Kyle. Lütfen, kimsenin canı yanmayacaktı. İnan bana. Jesse dublördür ve kara kuşağı var. Bunu ben yap. Yani sandım ki ben. Yani özür dilerim. Tamam, özür dilerim. Bunlar aslında... Bu adamın sesini duymak istemiyorum. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Siz geliyor musunuz bayım? Hayır, gelmiyor. Mary. İşim bitti. Evet, bitti ve evdeyim. Bir şey soracağım. Şu anda tam olarak neredesiniz acaba? Yüzme dersinden çıktık, eve geliyoruz. İyi, tamam. Tamam hayatım, tamam. Tamam, görüşürüz. Bu da ne? Bu da... Hayır. 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 Bu ne ya? Ha? Ha. Ah, lanet olsun. Merhaba. Ulusal dolandırıcılığı önleme sistemine hoş geldiniz. Yapacağınız görüşme kayıt altına alınacaktır. Eğer bir ihbarda bulunacaksanız... Teşekkürler. Cari hesabınız için arıyorsanız 1'e, para piyasası hesabı için 2'ye, daha fazlasını merak ediyorsanız... Teşekkürler. Sizi umursamayan insanları mutlu etmeyi bırakmak için 1'e, kişisel zombi gezegeninizden kaçış yöntemlerini öğrenmek için 2'ye, adınız Kyle Madison'sa ve bundan sonra neler olacağını öğrenmek istiyorsanız 3'e, etkili nefes alma teknikleri için 4'e basınız. Eğer gerçekten lanet olsun. Basınız. Yeniden dinlemek için 6'ya, aynı yere 2. kez dönmek için lanet olsun. Bu ne be? Hiçbiri yetmediyse daha hadi be. Lanet olsun, bu ne? Dostum beni dinle. Baksana. Bana bak dedim. Sana seçenek sayıyorum. Beyin ölümünden kimsiniz? Ne yapıyorsunuz siz? Üzgünüm. Yanıt vermeye yetkim yok. Yeniden doğuştan... Hayır, 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 bu da ne be, bu da ne be? Ay amına koyayım. Hayır, bu ne? Siktir, siktir. Hey, adamım gelmiş. Havlu var mı? Ah siktir Zack! Burada ne yaptığını zannediyorsun? Biliyorsun, hafta sonu zorluydum. Sanki ya, üzerimden tır geçti. Ama bu sıcak banyo bayağı iyi. Ulan gerizekalı, karım eve geliyor. Ne işim var burada? Burası benim. Biliyorum, güzel ev. Yani jacuzziyi de çok sevdim. Havlu yok mu? Merhaba. Yardım lazım mı? Ne yaptın sana? Bunu neden yapıyorsun Zack? Neden? Çünkü iş bitmedi. Siktir git. Bunlar hepsi bitti. Hadi, Jesse'de kutlama partisi var. Aman tanrım. Aman tanrım. Evet, kesinlikle öyle. Nevresimler bir harika. Hemen denemelisin bence. Mary neredeyse eve gelecek. Başka ne yaptın? Başka ne yaptın lan? Bir şey yapmadım. Bunca zaman banyodaydım. Baksana, biraz radyo açabilir miyim? İnternet şifresini çözdüm zaten. Şuna bak, kapaktasın. Lanet olsun. Yeter, yeter. Dur artık, dur artık. Neden? Neden hayatımı mahvetmek istiyorsun ulan? Hayatını mahvetmeye çalışmıyorum. Kyle, hayatını kurtarıyorum. Yardım ediyorum. İstemiyorum! Senin lanet olası yardımını istemiyorum. Ne istiyorsunuz benden? Hayatına seyirci kalmayı bırakmanı istiyoruz. Tamam mı? Bitti mi? Tamam mı? Sakin misin şimdi? Sana ne oldu böyle? Hırpala, inandırıcı ol, sıkıcı olma. Neden bahsediyorsun? Senden bahsediyorum. Senin doğmandan bahsediyorum. Manifestodan. Bu senin fikrin. Artık sana anlamsız mı geliyor bütün bunlar? Tanrım, yani sen 20 yaşında kafamız iyiyken şaka olsun diye yazdığımız bir şeye inanıp inanmadığımı mı sormaya çalışıyorsun? Evet. O bir şaka değildi. Ve bunu biliyorum. Yeter. Dur artık, tamam mı? Dur. Mary gelmeden bana ne istediğini söyle hemen. Yardım etmek istiyorum. Hayatımı mahvettin ulan! Hayır, sen mahvediyorsun. Sen yapıyorsun. Bütün gün nefret ettiğin o salak işi yapıyorsun. gençleri parayla kandırıp borca sokuyor ve hayatlarının sonuna kadar sistemin kölesi olmalarını sağlıyorsun. Bir boka yaramıyorsun. Ve en kötüsü de şu... Gerçekten sıkıcısın. Hala çocuksun. 20 yaşında değilim ben. Sağ ol, biliyorum çocuğum. Ve böylece dünyayı olduğu gibi görüyorum. Zombiler gibi beynimi uyuşturmuyorum, anladın mı? Senin gibi yapmıyorum. Ne zombisi be? Ne zombisi? Ben yetişkinim, benim iyi bir ailem ve iyi bir işim var. Doğru. Ve eminim çocuğunun karnını doyurmanın tek yolu bir bankada yalan atmak. Sendeki bu gençlikten kalma takıntı ne böyle ha? Ne bu? Bu sistemi ben mi yarattım da bana böyle... Sistem umurumda bile değil, tamam mı? Derdim sensin. Aman tanrım, evet. Evet, belli oluyor. Bu seni değil, bunu da değil. Eski halini, lobotomiden öncekini. Ben hayatımı beğeniyorum. Beğeniyor musun? Beğeniyorum. Hayatını sevmen lazım Kyle. Gözlerini görmeliydin. Bu hafta sonundan bahsettiğimde gözlerini görmeliydin. Sanki sana uzattım, sadece bir damla suydu ve sen de susuzluktan ölüyordun. Hayır, ne olduğunu hiç bilmiyordum. Adı Yeniden Doğuş. Sence anlamı ne? Ha? Yani tekrar doğuyorsun. Yani yeni bir hayat. Ve bu da Kyle, eskisini öldürmen demek. Anladın mı? İşte bu yüzden... Hesabını boşalttık. Hayır. O gerçek değildi. O site sahteydi. Gerçektim. Hepsi gerçek. Aman tanrım. Aman tanrım. Olamaz. Sakin ol. Sakin. Olamaz. Sakin. Olamaz. Ters bir şey olmayacak. Hayat, tamam mı? Seni rahat bırakacağım. Ne yapacağım ben? Bunları nasıl durduracağım? Ne istiyorsun benden? Hemen söyle. Ne mi istiyorum? Sen ne istiyorsun? Aynı şeyi istiyoruz. Senin aydınlanmanı istiyorum. Evet. Bak, benden ne istiyorsan hemen yaparım. Sadece ailemi rahat bırak ve siktir git buradan. Peki. Bunu durdurmak için... Evet. Tamam mı? Bana yeniden doğuşta bir şeyler hissettiğini söyle. Evet, hissettim, evet. Boy, ne hissettin? Hadi bilmiyorum. Ne demem gerek hiç bilmiyorum Zack. Hayır, senin cümlelerin olmalı. Tanrım, ne demem gerek söyle hemen. Söyle. Tamam, gözünü kapat. Gözünü kapat ve gerçeği söyle dostum. Çok korktum, tamam mı? Güzel. Orada öleceğimi sandım, ölecektim. Harika. Sanki lanet olası bir savaşta zannettim kendimi. Evet. Bunu duymak istiyordum işte. İşte bu. Hepsi bu. Evet dostum. Diğer tarafı gördün. Evet. Masanın başına geri dönüp tweet mi atıyorsun? Ne yapıyorsan ömrün boyunca yapabilirsin ama hiç kimse, inan bana, kimse bir tarikat liderinin boynuna soğukkanlılıkla bıçak dayayarak herkesi ezdiğin anı değiştiremez. Doğru. Evet. Evet, tüm bu olanlar geride kaldı değil mi? Evet dostum. Söz veriyorum. Bebeğim. Hey, buradayız. Söz veriyorum, tamam mı? Tamam mı? Sadece bir miktar bağış yapmalısın. Zack! Aman tanrım, çok özlemişim. Şuna bak. Çok özledim. Harika. Şu hale bir bak. Aman tanrım, çok güzelsin. Ne kadar da terlisiniz. Tabii ki. Biz erkeğiz. Söylesene, ne kadar oldu? Aileyi genişletmeye yetecek kadar olmuş. Değil mi? Değil mi? Evet. Hey Cil, gel de dostumuzla tanış. Yok, gerek yok. Boş ver. Zack nasıl olsa birazdan gidecek. Olur mu öyle şey? Hayır. Çok merak ediyorum. Tamam, gidip getireyim. Tamam. Hala çok güzelmiş. Demin bağış derken ne demek istedim? Yani küçük bir bağış. Kar amaçlamıyoruz. Yani para. Evet, para. Ne kadar istiyorsun? Bankandaki para olabilir. Çalıştığım bankadan para çalamam. Yaparsın. Ben Twitter'da banka takip eden salaklara tweet atıyorum. Paraya nasıl... Tek yapman gereken bilgisayarından banka sunucusuna bağlanmak. Gerisini algoritma yapar. Ne algoritması? Tamam, onu boş ver. Majesteleri birazdan gelecek. Hey, Yeniden Doğuş videolarını izledim. Ne? Sadece bana yolladıklarını. Yolladıklarımı mı? Evet, şu tanıtım videolarını. Aslında merak uyandırdı. Bunu yapmaman gerek. Hayır. Tamam önemli değil. Madem kuralları bozduk, ben de sana birkaç video gösterebilirim. Bak. Yok dur. Hayır lütfen. Hayır, yani bu biraz utanç verici gerçekten. Ve hafta sonunu dışarıdakilerle paylaşmaman gerek. Oh, vay canına. Sanki tarikata benziyor. Hayır, tarikat değil. Kyle, kiliseye gittiğinizi söyledi. Evet, öyle. Öyle mi? Birlikte gelmelisiniz. İçimizde her türde ruhsal inanca sahip kişiler var ve bilirsin... O böyle şeylerle ilgilenmez. Evet. Aslında bilmiyorum. Sizin hoşunuza gittiyse ben açık fikirli... İlgilenmiyor bunu... Bunu yapmayacak, tamam mı? Bizi rahat bırak sadece. Kyle? Ve şimdi siktir git buradan hadi. Emin misin? Merhaba. Merhaba. Hey tatlım, Cil, bu Zack. Merhaba Cil, seni tanıdığıma çok sevindim. Tıpkı annen kadar güzelsin. Hey, meyve suyu isteyen var mı? Seminerden bir sürü kaldı elimizde ha? Tabii, iyi olur. Ben çocukken meyve suyuna bayılırdım. Çocuklar meyve suyu sever, öyle değil mi? Tamam. Nefis. Hayır içmeyecek. Kyle, ne yapıyorsun? Yapacağım. Ne yapıyorsun? Yapacağım, tamam mı? Yapacağım. Tamam. Burada neler oluyor? Sonra anlat. Hepsi bitti değil mi? Pekala, yapacağım. Tamam, sanırım... Kyle zor bir gün geçirdi. Yani sanırım biraz adapte olması gerek. Kyle? Ben çok üzgünüm. Tamam. Sen... Sorun yok. Tamam, bir şey yok. Önemli değil. Önemli bir şey değil, tamam mı? Tamam mı? Artık konuşma. Tamam. Biz erkekler... Biraz erkek erkeğe vakit geçirelim ha? Yani sizin için de uygunsa tabii, olur mu? Tabii, olur. Güzel, olur mu? Tamam, harika. Hadi gidelim, hadi yürü. Sorun yok. Görüşürüz. Çok memnun oldum fıstık. Hey, Naomi küçük bir bildiri videosu çekecek. Sakıncası yoksa tabii. Şimdi bir şeyden emin olmam lazım. Başım belaya girmeyecek, değil mi? Tabii ki. Sen dostumsun. Bundan emin misin? Fark edilecek kadar almayacaksın, tamam mı? Söz veriyorum. Bu çok iyi bir şey Kyle. İnanılmaz ölçüde potansiyelin var. Bu grubun bütünleyicisi olacaksın, inan bana. Bizim yeni medya ve iletişim sorumlumuzsun. Her türde insana ulaşacağız. Bize bunu büyütmemiz için yardım et lütfen. Yardım et Kyle. Bize yardım et. Kendine et. Hayatında bir kez eğlenmene bak dostum. En kötü ihtimalle... çok para kazanırsın. Garanti veriyorum. 5 yıl içinde kesinlikle bunun başına gelen en iyi şey olduğunu düşüneceksin. Ve düşünmezsen istediğin an çıkarsın. Yeniden doğuştan önce kaybolmuştum. Gerçekten. Ve en kötü yanına gelince bunun farkında bile değildim. Sanki kapalıydım. Ve bunu saçma biçimde yansıtırdım. Bilindik şeyler, mesela Karıma karşı sabırsızdım ya da gün boyunca telefona bakardım ve trafikte çıldırırdım. Kyle harika bir koca, harika bir baba ve müthiş bir adamdı. Ama mutlu bir adam değildi. Ve bu hepimizi etkilerdi. Etrafımdaki herkesin en iyi yaşam biçimini sürdürdüğümü düşüneceği ölçüde standart bir hayatım vardı. Ama bu beni bir türlü mutlu etmiyordu. Sonra yeniden doğdum. Merhaba, benim adım Kyle Madison ve size yeniden doğuşumu anlatacağım. Seferinde o çok tatlıydı. Çok açık ve çok kırılgandı. Ona kucak dolusu kocaman sarılıp annesi oldum. Oradaki herkes baktı ve korkuttuk dedi. Doğrusu onu bir daha göreceğimi sanmıyordum. De hiç risk almıyordu bilirsin. Sonra bir pazartesi günü işe geldi ve sanki bam müthişti. Bu da kim böyle dedi. Sanki Spielberg'ü çalıştırıyordum. Çok büyük. Öngörüsüyle herkesi dağıtıyordu. Resmen cinayet işliyor. Sonunda ben de hey dedim. Sırrı nedir bu adamın? Bana baktı. Etrafıma ördüğüm kafesten kurtulmakla kalmadım. Kafesin aslında hiç var olmadığını da kavradım. Ne yalan söyleyeyim, eşim ilk tecrübesini yaşarken biraz gergindim. Çünkü eskiden sahip olduğum kontrol etme, baskın çıkma ve iktidar olma güdüleriyle sürekli boğuşmak zorunda hissediyordum. Öğrendiğim şey evliliğin yalnızca iki tarafında özgürlüğüyle yükseldiği oldu. Başta fark etmedik ama yeniden doğuşu ayda bir hafta sonu yapmak yetmiyor. Bu bir yaşam tarzı. Öyle değil mi Cil? Arkadaşlarımız yapsın, ailelerimiz yapsın, dadımız, komşumuz, hatta rahibimiz bile yapsın istiyoruz. Kardeşim yapsın istiyorum, postacım yapsın istiyorum. Çocuklarımın yapmasını iple çekiyorum. Bazen yeni başlayan birini kabuğundan çıkartıp içindeki gizli savaşçıyla tanıştırıveriyorsunuz. Bazen de yardım etmek için orada olduğunuzu sanıyor ama kabuğunu kıranın kendiniz olduğunu görüyorsunuz. Her deneyiminizde gerçekten farklı bir insansınız. Böylece her deneyim farklı oluyor. Yeni bir kapının ardında sizi neyin beklediği belirsiz. Sadece oyun değil, sadece ikinci aşama aktivasyonları değil. Ayrıca ürünleri de var bu işin. Bir kere sağlıklı, doğal ve iyi. Diğer ürünler gibi değil. Cil tam da pek çok yemeğe burun kıvırma yaşında. Ve o bunlara bayılıyor. İçine ne koyduklarını bilmiyorum. Şu ilk tecrübeni anlatsana. Tabii. Hadi. Evet. Nefesin sağlıklı değildi. Burunla soluk alırsın. Ya da ağızla alırsın. Ama başka yolları da var değil mi? Herkes biliyor. Bizde lider falan yok. Çünkü kendi hayatını sen değiştirirsin. Yalnızca sen yaparsın. Ama... Ama o kıvılcımın sahibini biliyoruz. Zack, Kyle'ın yaşamını %110 değiştirdi ve... benimkini de öyle. Eskiden insanlar başlarına bir felaket gelmesinden korkardı. Şimdi hiçbir şey gelmemesinden korkuyor. Zack hayatıma girmeseydi, ki girdi... düşünmek bile istemiyorum. Gerçekten. Zack bir yabancının yanında öyle büyülü davranır ki... gözlerine bakar ve... bir anda onun en derin ihtiyacını görür. Zack benim için adeta bir kardeş gibiydi ama yeniden doğuştan sonra benim için adeta bir abi gibi oldu. Hepimizin abisi oldu. Evet. Tabii garajımda yeniden doğuşa çalışırken... bugünkü küresel gücünden eser yoktu. Ağırmış. Bugünlere gelmek... Liste hazır. Hazır. İşin kolay kısmıydı. Tamam. Aa, her sabah uyanıyorum. Çünkü diğer Kyle oralarda bir yerde biliyorum. Tamam. Tekrar. Şimdi söyle. Onu markette görüyoruz. Sonra benzin, eczane... böyle. Otobanda işe gidiyor. Eve geliyor, işe gidiyor, eve geliyor, mekik dokuyor, zombi dansı. Zombi yürüyüşü yap. Ama gözlerine bakarsan deli oluyorlar. Daha iyisi için ölüyorlar. Aslında orada sadece belirsiz. Öyle. Hadi çağıralım. Kyle Madison. Hadi gel dostum. Bu bazen açlık gibi. Silahım var. Şapkam kocaman. Avımın peşinde kırlarda durmadan iz sürüyorum. Ve iş üstünde asla uyumam. Tamam mı? İşim gereği. Hiç mola vermem. Asla durmam ben. Kyle'ın her halini paylaşana kadar. Bu bir sorumluluk. Bir görev. Oh, Tanrım. Beni dinç tutuyor. Evet. İşte yeniden doğuş.